Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni video serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu video serimizde dijital video platformlarındaki dizi dedikodularından bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise arkadaşlar Avrupa Yakası. Biliyorsunuz Avrupa Yakası bir döneme damgasını vurmuş olan sitcomlardan bir tanesiydi aslında. Hatta Türkiye'ye böyle Friends tarzı, How I Met Your Mother tarzı sitcomları sevdiren, belki de bu tarzdaki en başarılı sitcomun biz Avrupa Yakası olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel'di. Daha sonrasında çeşitli yine sitcom denemeleri yaptı ama hiçbiri Avrupa Yakası kadar başarılı olmadı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa Yakası'nın şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Her karakter özünde Türk insanından bir şeyler taşıdığı için her Türk insanı o karakterlerde kendinden bir şeyler buldu. Ve bu şekilde fazlasıyla başarılı olmayı başardı. Şimdi Avrupa Yakası'nın ekranlara geri döneceği söyleniyor ki bu herkeste, ki ben de dahilim bu herkese, bir tatlı heyecan yaratmış durumda arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere Gülse Birsel'in son projesinde Avrupa Yakası'ndaki Aslı karakteriyle Volkan karakteri böyle anlık bir görünmüştü. Hatta Aslı ya çocuklar evde bekliyor falan demişti. Bu bile YouTube'da o dizinin en çok izlenen bölümü oldu arkadaşlar. Çünkü orada Avrupa Yakası'ndan bir sahne gördü ya insanlar. Heyecanlandılar. Hatta o sahneden sonra Avrupa Yakası'nın döneceğine dair daha güçlü dedikodular ortaya atılmaya başladı. Tabii üstünden seneler geçti. Şimdi dijital video platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, güçlenmesiyle birlikte eski dizilerin daha kısa böyle periyotlarla karşımıza çıkmasına biz alıştık. Nedir? Mesela Behzat Ç, değil mi? Normalde Behzat Ç'nin bir sezonu kaç bölüm sürer? 30-40 bölüm sürer. Ama bakıyorsunuz dijital platformlarda her biri 1 saatlik 10-12 bölüm sürüyor maksimum. Bu da dolayısıyla oyuncuların işlerini kolaylaştırmış durumda ve oyuncular bu projelere sıcak bakıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü normalde televizyon dizileri biliyorsunuz 2 saati aşıyor ve haftalık olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla bir sezon dediğiniz zaman 30-40 bölüm belki de ekleniyor. Bu hem oyuncuları hem dizi ekibini çok fazla yoruyor. Fakat dijital video platformlarında bu durum böyle değil. En fazla 12 bölüm oluyor ki genelde bölüm sayısı 8 ile 12 arasında değişiyor zaten. Bu şekilde birer saatlik 12 bölüm oyuncuları çok fazla yormuyor ve yıpratmıyor. Bu yüzden şimdi eski dizilerin, işte Behzat Ç gibi, Çukur gibi bu tarz dizilerin tekrardan dijital video platformlarında karşımıza çıkması da bizleri şaşırtmıyor. Şimdi aynı durum Avrupa Yakası için de geçerli arkadaşlar. Avrupa Yakası'nın kadrosunu %90 koruyacak bir şekilde tekrardan bir dijital video platformunda yayınlanacağı belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Aslı'nın annesi ve babası dizide olmayacak arkadaşlar. Onları öldürürler mi artık, ne yaparlar bilmiyorum. O konuda bir bilgim yok. Aslı'nın çocukları var. Ya 2 ya 3. Bir değil ama yani. Ya 2 ya 3 çocuk. Muhtemelen 2 olacaktır. Aslı'nın kocası Cem. Yurt dışında gösterecek ilk bölümlerde. Sonradan diziye dahil olur mu olmaz mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ilk bölümlerde yurt dışında olacak kendisi. Ha, boşanmışlar mı yoksa evlilikleri devam ediyor da yurt dışında mı? O kısımda da net bir bilgi yok elimizde. Yani sosyal medyada görmedim o kısımla ilgili de ben bir bilgi. Volkan evlenmiş durumda. Boşanmış ama. Selin'le mi evlendi, başka biriyle mi evlendi? O kısımda da bilgi yok. Sadece evlenip boşandığı belirtilmiş. Burhan Bey Makbule ile evlenmiş arkadaşlar. Ve kendisinin de çocuğu yok, çocuk yapmaya çalışıyorlar. O noktada yine bu konunun üzerine eğileceklerini düşünüyorum ben. Ya da Aslı'nın çocuklarıyla Burhan Bey biraz böyle şey yapabilir falan. Sacit karakteri yok arkadaşlar. O yok. Zaten biliyorsunuz kendisi Volkan'ın yerine gelmişti. Dolayısıyla Volkan olunca Sacit'e gerek duymamışlar herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Bunun haricinde dergi ekibi tam bir şekilde var arkadaşlar. Dergi ekibi yine dizide devam edecek. Yaprak'la Kubilay evlenmiş durumda olacak. Başak mıydı tam net hatırlayamadım. Dergi ekibinin başı. O hala bekar. Sosyal medyadaki bilgiler bu şekildeydi diyebilirim. Daha fazlası varsa da şu anda hatırlamıyorum. Ama en azından sosyal medyada Avrupa Yakası'nın yeni sezonuna dair pek çok detay paylaşılmış durumda. Peki çekimler ne zaman başlayacak? Dizi ne zaman ekranlara gelecek? Bu konuda bilgi var mı? Şöyle belirtmişler arkadaşlar. Çekimler Haziran ayına kadar bitirilecek. Yani şu anda mesela Şubat ayının başlarındayız. Haziran ayına kadar dizinin çekimlerinin bitirilmesi ve yeni sezonun ya da ilk sezonun diyeyim artık yaz aylarında izleyiciyle buluşması planlanıyormuş. Hangi platformda yayınlanacak derseniz. İki tane isim vardı. Bir tanesi Blue TV, diğeri ise arkadaşlar Netflix. İkisinden birinde yayınlanacak diye iddialar var. Ama şu da var.
Gülse Birsel kısa bir süre önce yaptığı röportajda Avrupa Yakası devam etmesini düşünmüyorum vesaire demişti. Ama tabii ya Türkiye gibi bir ülkede arkadaşlar hani son sözle ilk söz arasında çok fazla fark oluyor. Yani bir gün önce başka bir şey diyorlar. Ertesi gün bakıyorsun ama bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden hani bu tarz röportajlar bana çok doğal gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz daha öncesinde de böyle şeyler yaşadık. Yeni bölümler gelmeyecek dendi. Yeni dizi yok dendi. Yeni film yok dendi. Abi baktık yeni film yolda, yeni dizi geldi. O yüzden hani bu açıklamalara çok da bakmamak lazım. Sonuçta money talks arkadaşlar. Yani para varsa her şey yapılır bir şekilde diye düşünüyorum ben. Evet, bu bölümde Avrupa Yakası'nın yeni bölümlerine dair dedikoduları sizlere aktarmış olduk arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yine farklı dizilerin farklı dedikodularıyla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.